Şimdi arkadaşlar örneklerimize devam edelim. Ee, diğer örneğimizde iki basamaklı AB sayısını vermiş. Bu durumda A'mız sıfırdan farklı. Rakamları toplamının x artı 2 katıymış. Hemen bakalım. AB sayısı rakamları toplamının yani A artı B'nin x artı 2 iki katıymış. İkinci kısmında soruda iki basamaklı B, A sayısı diyor. O zaman B'miz de sıfırdan farklıymış. Rakamları toplamının 3x 11 katıymış. B, A diyelim. A artı B 3X eksi 11 katıymış. Şimdi burada arkadaşlar bakın A artı B var. Ben burada AB ve BA ile ancak toplayarak A artı B'yi elde edebilirim. Topladığımızda AB artı BA'mız A artı B X artı 2 artı A artı B 3X eksi 11 haline geliyor. Bakın şuraya dikkat edin. Burası hemen 11 tane a artı b halindeydi. Burada çarpanları ayırmadan da hatırlarsanız a artı b parantezine aldığımda geriye şunlar kalıyor. x artı 2 artı 3x eksi 11 haline geliyor. Bakın çarpım şeklindeki ifadeler sadeleşebilirdi. A artı b'ler gitti. Yani bu durumda 11 eşittir x artı 2 artı 3 tane x eksi 11. Şimdi değişkenlerimizi toplayalım ve sabitlerimizi toplayalım. 11 eşittir. 4 tane x eksi 9 haline geldi. Eksi 9 diğer tarafa attığımda 11 artı 9 eşittir 4 tane x. Yani 4 tane x'im 20'ye eşitmiş. Her iki tarafı 4'e böldüğümde ise x dediğim ifadenin 5 olduğunu görüyorum. Yani soruda da zaten x'in kaç olduğunu soruyor. Bir sonraki sorumuzda ABC birer rakam olmak üzere ABC 3 basamaklı sayısıyla arkadaşlar 34'ü çarpmış. Burada A mı sıfırdan farklı olduğunu gene yazalım. Bu bir alışkanlık olsun. B rakamı 1 artırılıp C rakamı 2 azaltıldığında çarpım sonucu nasıl değişir diyor. Şimdi 3 basamaklı bir sayıyla 34'ü çarpıyoruz. Bu ABC sayısında B rakamını eğer ki 1 arttırıyorsak sayımız 1 tane 10 basamak olarak yani 1 çarpı 10 olarak artacaktır. C rakamı eğer ki 2 azalıyorsa birler basamağından kaynaklanıyor ve 2 azalıyorsa eksi gelecek. Yani A, B, C sayımız bunları topladığımızda 1 çarpı 10'dan 10 on geliyor. Buradan da eksi 2 topladığımızda 8 birim artıyormuş. Ve bu artan ifadeyi arkadaşlar 34 ile çarptığımızda ABC çarpımının nasıl değiştiğini göreceğiz. Yani 34'ü 8 ile çarpıyoruz. Çarptığımızda 32 elde var 3. 24, 27 geldi. Bakın buradaki işaret artıysa burada da artı olacak. Yani 272 artar benim doğru cevabımdır. Bir sonraki sorumuzda AB iki basamaklı sayısı verilmiş bize. Bu durumda A'mız hemen sıfırdan farklı olduğunu yazdık. Ve bizden ABC eksi AB'nin 392 olduğunu söylüyor. C rakamı kaçtır diyor. Bildiğimiz yöntemle yapalım arkadaşlar. Şuradaki AB'yi ayırmadan bu sefer çözümleyerek hepsini tek tek çözümleyelim. ABC'yi çözümlediğimde 100 tane A artı 10 tane B artı C eksi dedim. Burayı çözümlüyorum şimdi. 10 tane A artı B haline geldi. 392 imiş. Eksiyi de atıyorum. 10 tane B artı c eksi 10 tane a eksi b. 392 imiş. Aynı türdeşleri toplayalım. 90 tane a artı 9 tane b artı c eşittir. 392 geldi. Bakın burada bunların her birinin birer rakam olması lazım. A'nın, B'nin, C'nin tek tek rakam olması lazım. Bu durumda A'yı, B'yi olabildiğince büyük bir rakam seçmeliyim ki arkadaşlar C'yi de bir rakam olarak bulabileyim. Bu nedenle 390'a yakın A yerine ben 4 yazdığımda 360'ı elde ederim. 5 yazdığımızda daha büyük bir şey geliyor. A yerine ben A eşittir. 4 yazayım kenara. 360 elde ettim. Bu durumda 9 tane B artı C. 360'ı ben diğer tarafa attığımda 392 eksi 360 yani 32 haline geliyor. 9B artı C. Yine B'yi olabildiğince büyük seçmeye çalışacağım. Mesela biz 4 seçtiğimizde 36 daha büyük oluyor. 3 seçtiğimde 27 geldi. Daha küçük seçersem 2 seçersem 18 geliyor. Bu sefer C'miz 2 basamaklı hale gelir. Bu durumda C'miz 32 eksi 27 yani C'mizin 5 olduğunu hemen bulabiliriz. Bir sonraki sorumuzda ABC 3 basamaklı bir doğal sayıymış. A çarpı x'in 8.1, B çarpı x'in 4.3, C çarpı x'in de 3 olduğunu vermiş. Klasik bir soru tarzı bu. ABC 3 basamaklı sayısıyla x'i çarptığında sonuç kaçtır? Şimdi bu 3 basamaklı bir sayıysa A mı sıfırdan farklıları mutlaka yazacağız kenara. Şimdi ABC ile x'i çarpalım. ABC'yi ilk önce bir çözümlemek lazım. ABC çarpı x'teki ABC'yi çözümleyelim. 100 tane A artı 10 tane B artı C çarpı X. Ve bu X'i tek tek bunlara dağıtalım. Bu durumda 100 tane A çarpı X artı 10 tane B çarpı X artı C çarpı X haline geliyor. Şimdi şunları yerlerine yazalım. 100 çarpı 8 virgül 1 artı 10 çarpı 4 virgül 3 artı 3 haline geldi. 100 ile 8.1'i çarptığımda 810 geldi. 10 ile 43 çarptığımda 43 ve artı 3 geliyor. Bunları toplar mısınız diyor. 853, 856 benim doğru cevabım gelecek. Doğru cevap Ceyhan'dır. Bir sonraki örneğimizde AB ve BA'nın iki basamaklı sayı olduğunu söylüyor. Bu durumda A ile B'miz sıfırdan farklı. Diyor ki AB artı BA, A artı B'nin parantez karesiymiş... Kaç tane A, B iki basamaklı doğal sayısı yazılabilir diyor. Şimdi bakalım. Buradaki toplamı biliyoruz. 11 tane A artı B demek. Ve eşittir diyoruz. A artı B'nin parantez karesi. Şimdi buradaki artı B'lerden bir tanesi gitti. Yalnız sadeleştirirken A artı B'nin bir sıfır olduğu durum var mı yok mu ona bakacağız. A eşittir eksi B halinde olur. Ama bu rakam olmasıyla çelişir. Rakam olamaz diyoruz. Bu nedenle böyle bir durumumuz yoktur. Bunu mutlaka elemeniz gerekiyor. Sadeleştirirken çarpanları ayırmada daha e, derinlemesine göreceğiz bu konuyu. A artı B'leri sadeleştirdikten sonra bir tane A artı B'miz 11'e eşitmiş. Şimdi kaç sayı yazılabilir diyor. A ile B'miz var. Büyük olandan başlayayım. 9'a 2 seçebildim. Daha sonra 8'e 3, 7'ye 4, 6'ya 5, 5'e 6. Şimdi terslerine doğru devam ediyorum. Daha sonra 5'e 6'dan 4 dedim 7 geldi. Şuradan devam ettim. A, B, y. 3 dedim 8 geldi. Ve 2 dedim 9 geldi. Daha fazla rakam bulamıyorum. Hemen şuradakileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı yazılabileceğini görüyoruz. Shhh!